Dur, oldu mu? İçeri girmemek gerekiyor. Niye? Kısa geldi o. Aç kapıyı bakayım. Bakalım gel. Karagöz. Alo. Hepsinde bu var. Yani yanına gittin mi ille seni o zincirin içine doluyor. Yukarıdaki çok tehlikeli. Dolandığı al. Ha, tabii. O kırar bir yerini. Ben ona demin işte böyle önce küreği uzattım, içinde kemik vardı, onu verirken kabına döktüm. Ona yanaşmaya korkuyorum. Ya burası bizim seramız olacaktı. Ah ah ah. Ama hiç eğim yokmuş be burada. Onun için yapmamışım ben. Ha, tabii değil mi? Doğru doğru. Ayık ova yiyorsun. Şimdi bu malzemeler evet işlendi. Kulübe, daha doğrusu yine çadır yapılacak ama daha donanımlı olacak. Şu alana baklalar ve soğanlar köklenecek. Evet, burada Yasemin komşu gelecek bana buraya. Öteki taraftaydı, şimdi bu tarafta komşum olacak. Buradan daha yakın olacak. Evet. Bunlar olmamış ya Nusel abla. Olur daha herhalde. Kız kime geçen gün nereye gittim ben? Ilamur var üstünde ya. Bizim burası dere içi ya, geç oluyor. Yoksa çok dolu oluyor Yasemin evet, üzeri. Bu sene iyi mi? İnşallah vallahi işte diyorum ya. Toplama zamanı yetişemiyorum ben toplamaya. Yani dörtte birini anca topluyorum. Tamam toplayalım bak. Toplayalım tamam. Bak var üzerinde. Var, var. Ama bunun cinsiyle hadi onun ya. Cinsi farklı Yasemin. Hadi ya. Evet. İzmir Bayındır Alankıyı'dan günaydın. Güzel. Rüzgar az. Yumuşak bir hava diyeceğim ama değil. Hala serin bir hava. Güneşte durduğumuz zaman çok hoşumuza gidiyor. Ama gölgeye geldiğin zaman bayağı bir üşütüyor. Yani bir yandan bahçeyi ekiyoruz, dikiyoruz ama bir yandan da yani biz üşüyorsak toprak zaten soğuktur. Daha olmadı. Onun için fasulyeleri yok. Ekmeyeceğim. Yani şu anda fidelerimi, domatesleri diktim. Biraz biber diktim. Şu anda diktiğim biberler ne vardı? Ha, kapya biber ve dolmalık biber. İkisini diktim. Domateslerimin hepsi tutunmadı. Sağ olsun Reyhan'ın verdiği, Yakaköy'den arkadaşımın verdiği domatesler canlı, güzel tuttu. Yalnız en son komşum vermişti. Dedi ki bizim tohumlardan, hatta bizim bahçede yetişen tohumlardı. O da fide almıştı. Onu çoğaltmış annesi. Onlardan diktim. Bu sıra tamamen onlardandı ama şu anda canlı olarak sadece iki tanesini görüyorum. Ama Reyhan'ın verdiği fidelerin hepsi canlı duruyor. Evet, burada patlıcanlar. Patlıcanlar da daha başını kaldırmamış. Hem kırçıllı patlıcan diktim. Hem topan patlıcan. Bakayım işte olmayanların yerine aşılama deniyor. Hemen başka dikiyorsunuz.
birkaç gün bekliyoruz. Eğer bunlar boynunu kaldırmazsa hemen aşılama yapıyoruz. Evet, dikerken oraya ip gerdim. Öyle diktim. Güzel oldu sıra. Ama burada ip germediğim için yamuk yılık gitmişim. Zaten ondan sonra uyandım, dedim olmuyor. Tekrar sökmek de istemedim. Ama burada elle çapa yapmak zorunda kalacağım bazı yerlere. Çünkü diğer taraflarda hep çapa aralığı bıraktım. Evet, ekim dikim işlerini akşam üzeri yapıyorum ki yerinde uyansın. Akşamdan fideyi koyuyoruz, suluyoruz bolca. Ondan sonra sabah uyandığında desin ki burası benim yerim. Hani yabancılık çekmesin. Ama sabahtan dikersen böyle olmuyormuş. Sabahtan da çok erken, yani saat 9'da en geç işini bitirmiş olman gerekiyor. Evet, onun için sabah dikimi yapmıyorum. Akşam üzeri yapıyorum dikimlerimi. Şimdi bu tarafları tamam böyle yaptım. Evet, burada bak, yine aynı şekilde. Bunlar Reyhan'ın verdiği fideler. Burada ise işte ölmüş. Ne kadar sularsan sula, yok. Ölmüş. Çünkü bacakları çok inceydi. Daha gelişmemiş. Onun için olmadı bunlar, tutmadı. Neyse, işte ölen ölecek, kalan sağlarla yolumuza devam edeceğiz. Dün bir ara da kümesle uğraştım. Tavuklar hala gelmedi. Geçen hafta sonu dedik ki ortalık darma duman, işte ustalar hala işini bitirmedi falan. Dedik biz bu işi aceleye getirmeyelim. Onun için evet, buranın Bahadır tepelerine köpük sıktı, o ara boşluklara köpükler sıktı. Öyle kapattı. Ben de şu atkı şeklinde olan yerleri beyaza boyadım. Tamam. Artık üzerine çalışmalar yaparım. Bugün böyle biraz lay lay lom bir gün gibi geliyor bana. Dur bakalım neler yapacağım. Vallahi hiçbir planım, programım da yok. Bakayım bamyalarımda yeşermeler var mı? Biraz eşelesem belli olur mu? Nereye gitti benim tohumlar? Allah Allah. Çok da derine de atmadım. Attım, üzerine elimle toprak serpeledim. İşte. Tamam. Hani dedim karıncalar mı taşıdı veya tavuk mu girdi? Şu kabloyu komşum bağlamış ama onu biraz daha yükseğe kaldırmak gerekiyor. Komşumun evet, komşumun su almak için pompasının elektriğini sağlayan şey, onu evet oradan çözelim. Yüksekte bir yere bağlayalım. Çünkü gelip geçerken böyle bizi engellemesin. Evet, dere kenarına geldim. Bakayım neler var, neler yok. Ha, bambular. Uf. Bambuya bakayım derken bak, ısırgan dalayı verdi. Evet. Bizim mor salkım tutundu. Mor salkımla ilgili memnuniyet. Birdland'e tutundu. Birdland'e hatta tutunmakla kalmadı. Uzadı gidiyor maşallah. Şöyle yardımcı olalım. Bugün de elektrikler kesik. Dünden haber verilmişti. Saat 9'da öğleden sonra 15 arası kesik olacaktı. Ki hemen kesildi hakikaten 9'da. Bilmeme rağmen ya ben şarja taktım sanıyorum. Şarj etmemişim pilimi.
Telefon da yarım şarjda. Dur bakalım ne olacak. Gerçi powerbankler var ama. Evet, komşumun da bakın tarla sürüldü. Gayet güzel oldu, temiz oldu. Allah Allah, orada bir ağaç devrilmiş bak. Evet, şöyle bir arka tarafa yürüyeyim değil mi? Buradan mı geçsem, oradan mı geçsem, normal yolumdan geçeyim. Çünkü sürülü toprakta yürümek çok zor. Hele bir de ayağında çizme yoksa daha da zor. Evet, burada ıhlamur. Vallahi çok güzel büyüyor. Hangisi bakalım ötekini alt edecek? İki tane ıhlamur büyüyor. Bir de ayva çalısı var. Bunlar bir düzene girecek. Hangisi daha canlıysa herhalde ötekini ekarte edecek. Şimdi arkadaşlarım bahçesine geldim. Hani bu Denizli'den taşındılar ya. Diyorlardı ki onların iki taraflı derenin bir bu yanında bir öteki yanında bahçeleri var. Dediler ki evin önünü bir sadece böyle ağaçlar kalsın. Peyzaj amaçlı kullanacağız. Sebze falan yapmayacağız. Ben de yaparsanız yaparsınız diyordum. Ki evet, her şey dikilmiş ve şimdi karşı tarafa derenin karşısındaki yerle uğraşıyorlar. Valla bu gençler hızlı başladı ama. Bunlar ne? Böyle dere kenarı. Sazlıklar. Daha taze taze. Evet. Bak ince ince hali. Bunları çok aslında güzel değerlendiriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar da. Çok yayılıyormuş. Ha. Çok yayılmacı bir şeymiş. Evet. Sazlık. Hatta ben geçen sene biz gittik Nurcan'la sazlık kestik. Bir seranın arkasıydı. Ama nasıl biliyor musun? Amazon ormanı gibiydi. Bana diyorlar ki nasıl herhalde cesaretle dalıyorsun? Doğru. Yılan olur yılan falan. Olur. Dedim cahil cesareti. Hiç ilk yaptığım için. Sonra dediler ki sakın bunları hemen kullanma. Bahçene bir kök salarsa kurutamazsın. Hmm. Ne kadar güzel düz alan olmuş öyle. Değil mi? Çok biraz güzel. Daha şu telin önünü temizleyip şuraya yayacak. Yalnız burada ne verim olur düşünsene. Yüz yıllardır. Tabii. Yani gübre falan yok ama toprağın ama kendisi. Ama işlenmemiş olduğu evet. için tabii. O mineralli toprak olmuş, ya hep burada. 92'den beri ekilmemiş ya. Buraya hiçbir şey. Kaç yılda? 92. 92'den beri? 2032 yıldır buraya hiçbir şey ekilmemiş. Ya geldiğimizde zaten ottan sen diyorsun ya adam diksen olur diye onun gibi görünmüyor. Bir şey yani. Ay evet. Maşallah. Zaten ama güzel temizlediler. Güzel. Evet. Ay nasıl mezbelelikti burası. Aynen. Ay iyi ağacı kurtarmışsınız. Evet, ağaç. O bütün ağaçları bir temizledik öyle. Çok iyi. Bu ağaç değil mi? Şey ya o sarmaşık artık boğulmuştu evet, iyice. Ha iyi onu da temizlediniz. Çok iyi. Komşunun da onu da halledildi ben bir hayrına temizleyeyim onu da dedi yazın. Taneden 4 tane şu anda canlandı ya o bize yeter. Cevizler tabii canım. Cevizler alemde cevizler. İşte cevizlerden bahsediyorum. Cevizleri mi söylüyorsun ben? O hani zamansız alınan. Eriği kaybettik. Aha. Yani o erik zaten çok riskli. Ama gene çok iyi bir başarı. Iyi. Çünkü hepimizin emeği var inşallah. Evet, gezmemi de yaptım, geldim. Arkadaşlarla güzel zaman geçirdik. Şimdi artık çalışma zamanı. Evet, hafta sonunda buralar güzelce toparlanacak inşallah ya da bayram sezonunda da olabilir. En son ustalar geldiler. Dedim ya burası toprak hizasının altında. Duvara şu köpüklerden koydurdum. Duvara dayattık. Ondan sonra burada betonu yükselttiler. Şurada da istemiştim ama malzeme yetmez dendi. Onun için bu tarafa atılmadı. Çünkü bir de içeriye yağlı beton deniyor ya şap atılsın istemiştim. Evet onu yaptılar. 3-4 gün dediler. Kuruması gerekiyor bunu. Evet bu güzel oldu. Bu beton güzel oldu. Ve bunu koyarken de şöyle dedim su borusu altına koyayım. Çünkü tuvalete su borusu konmamıştı. Evet oraya da su gideri bağlanacak. Bahadır yapacak artık onunla bundan sonrasını. Yani diyeceğim evet ustalarla işimiz bitti. Malzemelerini gelip alacaklar.
Baktım herkes hummalı bir çalışma içinde. Yani kimisi işte bahçesini çapalıyor, kimisi ekim dikim yapıyor, kimi büyümüş olan malzemelerinin işte çapasını yapıyor. Ama hiç kimse boş durmuyor. Bak bak bak, koca dana hala anne yemiyor. Tofidik misin sen? Gel buraya. Süt ısmarladım. Yeterler. Süt yoğurt yapıyormuş. Tereyağı bile yapmış bizim Yeter. Bak. Dedim çok hızlı başladın sen. Bizden evveli o maşallah. Evet, evet maşallah. Vallahi. Ben de işte açtım, suluyorum. Ha, onu açtın. Ha, iyi, ben de arada gelir değiştiririm. Az kaldı ya. Bir patates ekmiş bizimkiler maşallah. Hadi. Boylu boyunca. Ne yapacaksınız bu kadar patatesi? Ama şey olduğu zaman da... Olduğu zaman çok güzel oluyor. Evet. Ben... Bakayım. Ben bunları sabah suladım. Şimdi niye kuru bu kadar bu yerler onu anlamadım. Bir sulayıvereyim ben burayı. Güz domatesi olur. Aynen. Bizim fidelerde. Yani demek ki alan kıyıda da olabiliyor ama çok olmuyor. Olabiliyor. Tabii. Hani sen bunu Mart'ın başında eksen gene olmaz. Soğukta kırağı vurur. Bak komşularım da sulama sistemi ayarlıyorlar. Oo, kangal bor. Hasan onları bu bahçeye mi? Bura mı öteki taraf mı? He. Şu tohumların olduğu yere bir su tutayım. Çok kuru kalmış. Domateslere bakın yerde nasıl çıkmış. Çıkmış ama geç kalmış. Hani tünel sere falan filan da yapsak burada olmaz. Çünkü toprak çok soğuk oluyor. Hani kırığı falan olduğunda yine de kurtarmaz durumu. Anca içinde soba yakarsak belki. Bu kenarlara da ayçiçeği attım. Bakalım nasıl olacak. Bu tarafa hep komşumun dalgıcıyla suluyordum. Dalgıçta bir sorun oldu. Ama bahçe yapıp da çeşme suyuyla sulamak çok çok masraflı olur. Evet, suyumuzu kapatalım. Fide dikimine başlayalım. Şu bacağı çok uzamış olanları bir torbalara alalım bakalım. Ay, ortalığı toplamaya çalışıyorum ama o kadar yayıntı var ki. Şimdi inşaat işi bitti ya. Bitti. Nihayet bitti. Evet, buraları toparladım biraz. Elimden geldiğince ama daha toparlanacak çok şey var. Yarın şu örtüleri çıkarıp yıkayacağım. Buraları bir temizleyeceğim. Çöpleri anca toparladım, atacağım. Bu arada... Köyde inekleri olan bir aile varmış. Onlardan haberdar oldum.
Hemen süt ısmarladım. Yeterden de maya yapmak için yoğurt aldım. Maya yapmak için dedim, bana koca kavanozu verdi arkadaşım. Evet, şimdi yoğurt maya alacağım. Dedim bundan sonra haftada bir bana 5 litre süt getirin. Bakarım yoğurdum bitmediyse sütlaç yaparım. Olmadıysa başka bir şey yaparım. Alan kıyıda gün yine indi. Gün indi, akşam oldu. Kuşlar yuvayı buldu diyeyim. Evet, güzel ötüşleriyle kuşlar. İyi ki bahçemizi terk etmiyorlar. Ben o kadar yuva yaptım. O yuvaya girmediler. Bir tane arkada ayva ağacı var. Onun tepesine o kadar güzel bir yuva yapmışlar ki. Ve bir de şunu diyeyim. Bakın kümese. Hani demiştim ya mavi, o bant şeklindeki yerleri de beyaz yaptım. Yakıştı değil mi? Mavi beyaz. Şimdi üzerine desen çalışma sırası geldi. Ama tabii onlar bir anda olacak işler değil. Yavaş yavaş. Bahçe kontrolü yapıyorum bu arada sizinle böyle sohbet ederken. Ve İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel günler olsun. Şu tülbenti şu şekilde bağlamak da çok hoşuma gitti. Çünkü hani hep yakınıyordum ya, güneş tam elmacık kemiklerime üstüne vuruyor diye. Ay, o konuda gerçekten çok işe yaradı bu bağlama şekli. İnşallah yaz sıcaklarında da beni korur. Yani neydi? Neşenin kepek sorunu diye bir şey vardı bizim gençliğimizde, reklamlarda kullanılan bir slogandı. Neşenin kepek sorunundan sonra Nursen'in gözaltı kararması sorunu diyeyim. İnşallah çözüm olacak. Hadi toplayayım buraları, süt getiren arkadaşlar. Dedim ki komşulara, gelin dedim ya, bir tanışalım. Bir kahve içelim. Onlar da yorulmuşlar tabii, onlar da süt dağıtıyorlar. Karı koca geziyorlardı. Geldiler, bir kahve içtik. Güzel oldu. Haydi bakalım. Bunları da içeri alayım. Yeter'e bak. Hemen sütçüyü bulmuş. Yoğurtlar yapmaya başlamış. Hatta tereyağı bile yapmış. Tur bindirdi bize ya.